Suriye'de cuma namazı kılacaktık Ebevi Camii'nde. Rezil olduk, unuttuk. Bunun gibi onlarca şeyi unuttuğumuzu sanıyorlar ama hiçbir zaman Türk milleti bunları unutmadı, unutmayacağız da. İnsanımız çok bilinçli, basiretli, ferasetli, soğan fiyatına bakarak kararını vermez. Babacan, Ahmet Davutoğlu, bilmem Kılıçdaroğlu, bunlar pasaport yok. Bunların hepsi bir sivri sineğe kadar olamaz. 14 Mayıs'ta Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir'de çok büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olarak tanımlanan, geçimini çoğunlukla hayvancılık ve tarımla sağlayan Balıkesir'deyiz. 2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık %48, Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce ise yaklaşık %40 oy aldı. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'nin İsmail Ok %46,50 oy alırken %47,78 oy alan Adalet ve Kalkınma Partili Yücel Yılmaz belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Peki, her seçimde başa baş mücadelenin hakim olduğu Balıkesir'de 14 Mayıs'ta sandıklardan kim birinci çıkacak? Balıkesir coğrafi olarak çok geniş bir alan. Marmara, Körfez ve Merkez diye üçe ayrılıyor. Üçü de birbirinden farklı demografik yapıları var. Siyasi yapı ciddi şekilde değişiyor Balıkesir'de de. Kaz Dağları'nın büyük bir bölümü Balıkesir'in sınırları içinde. Orada altın madenlerinin yaratmış olduğu tahribat var. Kaz Dağları'nda sağlık turizminin çok rahat yapılabileceğini herkes biliyor. Ama bu yönde hiçbir şey yapılmıyor. Kaz Dağları şu anda ciddi tehlike altında. Çünkü %79'u yalnızca metalik madencilikle ilgili ruhsatlandırılmış durumda. Bunun yanı sıra termik santrallerin yarattığı sıkıntılar var. Jeotermallerin yarattığı sıkıntılar var. Bütün dünyada, bütün ülkeler yeraltı ve yerüstü zenginliklerini en optimum şekilde değerlendirmek, insanların faydasını sunmak noktasında gayret içerisindeler. Amerika'sından Çin'ine kadar, Almanya'sından işte Rusya'sına kadar bütün dünyada bu madenler sihirli değnekle yer üstüne çıkmıyor. Yani bir şekilde tabiata, doğaya müdahale gerekiyor. Madencilik bittikten sonra o yöre halkı artık ömür billah geleceğe tüm bilen yoksulluğa, daha bir yoksulluğa mahkum olacak halde geride böyle bir tahribat kalıyor. Aslında bütün dünyada metalik madenciliklerin yarattığı tahribatlar söz konusu ve rehabilite edilme şartları tam bir aldatmaca. Şimdiye kadar bunlar bazı çalışmalarda yanlış anlamaya mahal verecek tarzda gerçekleştirilmiş olabilir. Ama AK Parti iktidarında biz yaptığımız bütün maden çalışmalarında hem çevreye saygı konusunda hem madenin işlenmesi konusunda çok hassas davrandığımızı gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Ağaçlar yok olacak, oradaki tarımsal üretim yok olacak, doğal ekolojik döngü yok olacak, geri dönülmez hale gelecek. Hiçbirini desteklemiyorum aslında, hiçbirini üstün görmüyorum şu an. Hiçbiri birbirine üstün değil ve amma lakin şöyle, yani yapacağım deyip de insanları bu hale getiren şeyler, yani bir de aday olmaları, bir de onlara oy vermeyi beklemesinler yani. Görüyorsunuz, bir kıyafet aldım 300 lira. Böyle bir tane bir pantolon aldım 300 lira. Yani hiç düşünmüyor insanlar, hani çalışıyor mu ediyor mu ya da kaç para kazanıyor, hiç düşünmüyorlar. Sadece şöyle, hani bana oy versinler diye sadece insanların gözünü boyuyorlar. Bir kere bulan canım Kılıçdaroğlu neyse desin, Kandil'e onlardan oy dilensin. Onlardan oy istesin. İyi Parti. Bilmiyorum. Babacan. Ahmet Davutoğlu. Bilmiyorum. Kılıçdaroğlu. Bunlar pasaport yok. Bunların hepsi bir sivri sineğe kadar olamaz. Bize hırsız diyemezler. Yolsuzluk yaptınız diyemezler. Ahlaksızsınız diyemezler, liyakatsızsınız diyemezler. Söyleyebilecekleri ellerinde bir argüman kalmadı. Batırdıkları bir ekonomi, batırdıkları bir ülke, lahmacun ısmarladıkları PYD'liler, hepsini unutuyorlar. Başlarından konfeti temizledikleri insanları unutuyorlar.
aynı şeyleri bize yamamaya çalışıyorlar. Hani Hüdapar noktasında Hüdapar çizgisini net bir şekilde ortaya koymuş. Hem de dün, ondan önceki gün, seçimden bir sene önce, iki sene önce değil, 15 sene önce, 16 sene önce, tam zamanını ifade edemesem de çok net bir şekilde araya çizgisini koymuş. Teröre terör demiş, teröriste terörist demiş, vahşete vahşet demiş, zulme zulüm demiş. Ve çizgisini de net bir şekilde ortaya koymuş. Ondan dolayı ben o eleştirilere katılmıyorum. Hüdapar zaten bunları reddeden, Türk bayrağı, Türk devleti tanımlarını reddeden, Cumhuriyet'le, Atatürk'le problemleri olan bir yapı. Bunu masumlaştırıp pazarlamaya çalışıyorlar ama halk bunu görecektir diye düşünüyorum. Çağdaş, demokratik, layık bir devlet anlayışına, insan haklarına, insanca yaşama uymayan bir şekilde kadını yok sayan bir zihniyet maalesef şimdi karşımızda. Ve bunlar ortak oldular. Bir araya geldiler, askeri müşterekle anlaştılar. Şimdi şöyle bakıverin. Bu partilerin içinde en solda kalanı MHP oldu. Yeniden Refah Partisi'nin kadın hakları ile ilgili söylediği konuların da yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Yani alt satırları okuduğunuzda aslında manşetlere sürülenin, ifade edilenin tam tersi olduğunu, aslında kadınların haklarını savunduğunu. Çünkü bizim geleneğimizden gelen bir şey. Yani kadın bize emanettir. Yani evlilik kurumunun en önemli bileşenidir, ortağıdır, yuvayı kurandır, yuvayı yapan dişi kuştur. Yani başımızın tacı olarak, gönlümüzün sultanı olarak ifade ettiğimiz kadınlarımızın zarar görmesi, şiddet görmesi en fazla bizleri rahatsız eder. Kılıçdaroğlu'na. Neden? Sistemin değişmesi için. Yenilikler istiyoruz o yüzden. Recep Tayyip Erdoğan için. Neden? Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorum çünkü daha bir lafı iki araya getiremiyor. İki lafı bir araya getiremiyor daha doğrusu. Konya'yı ülke ilan edenden ne ayrı gelebilir? Kılıçdaroğlu kesinlikle. Neden? Dürüst. Bugünkü koşulları çok daha iyi değiştireceğine inanıyorum. Halkın refah seviyesi yükseltmeyeceğine inanıyorum. SSK'yı batırtıyorlar ama tam tersi, o zamanki iktidar onu batırdı. Yapacağı icraatlarla bunu da teyit edecek zaten. Bizim insanımız çok bilinçli, basiretli, ferasetli, soğan fiyatına bakarak kararını vermez. Yeni mahsulümüz öyle inanıyorum ki çok kısa sürede, bir 5-10 günlük zaman zarfında pazarlarımızda, bütün marketlerimizde devreye girecek. Ama bunu insanlar işte soğan 25 lira oldu, ondan vazgeçtik AK Parti'den demeyeceğine de yürekten inanıyorum. Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak çıkacak. Bu seçimde 14 Mayıs'ta Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir'de çok büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Siz Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir kardeşinizi dahi koruyamıyorsanız, onun hayatını garanti altına alamıyorsanız veya sizler tarafından canına kastediliyorsa artık her şey sorgulanır. Terörist ifadeleriyle yargılanan genelkurmay başkanlarını unuttuk. Başına çuval geçirilen askerlerimizi unuttuk. Süleyman Paşa Türbesi'ni sırtlayıp ayaklarına, arkalarına bakmadan kaçtıklarını unuttuk. Suriye'de cuma namazı kılacaktık Emevi Camii'nde. Rezil olduk, unuttuk. Bunun gibi onlarca şeyi unuttuğumuzu sanıyorlar ama hiçbir zaman Türk milleti bunları unutmadı, unutmayacağız da. 2 yıllık tecrübeli bir teşkilat yapımız var. Sadece adayların belirlenmesini bekledik açıkçası, organize bir şekilde çalışmak için. Ben tekrar ifade etmiş olayım son cümle olarak. İnşallah Balıkesir'de seçimin galibi Cumhur İttifakı ve AK Parti'miz olacak diye gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sayın Ahmet Akın, Balıkesir'imizin bakanı olacak. Balıkesir tarihinde ilk kez icracı bir bakanlık elde etmiş olacak. Balıkesir'deki sonucun da Türkiye'ye yansıyacağını düşünüyorum. Biz Millet İttifakı olarak ciddi şekilde farkla Cumhurbaşkanlığını zaten kazanacağız. Parlamento seçiminde de Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak. Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.